Bir susurluk skandalı kadar ortalığı karıştırdı. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı bizlerle birlikte. Abdurrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdurrahim Bey, gündemimiz yoğun. Sizinle genel bir gündem değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Hem de hukuki yönünüzde hukuksal olarak bazı açıklamalara ihtiyacımız var. Sedat Peker bildiğiniz üzere peşi peşine videolarını yayınlamaya başlamıştı. 8. videosunu da yayınladı ve bu videolarda çok önemli iddialarda bulundu. Baktığımız zaman 45-50 milyona kadar da bir izlenme aldı. Sabah 7'lere kadar artık Sedat Peker videolarını bekler olduk. İşin detayına gelecek olursak, şimdi Sedat Peker uyuşturucu iddialarında, ithamlarında bulundu. Süleyman Soylu ile ilgili zaten başlı başına en önemli iddiası Süleyman Soylu'ydu. Süslü Süleyman dedi, sen benim dönüş biletimdin dedi. Sen neden şimdi böyle oldun dedi. Yani asıl açıkçası öncelikle şöyle sorayım. Sedat Peker ve siyaset arasında asimetrik bir savaş var diyebilir miyiz? Sedat Peker siyaseten üstün mü geldi? Sedat Peker bence asıl hedefi siyasetteki bazı isimler. Daha sınırlı tutuyor bunu. Bence asıl hedefindeki insan da Süleyman Soylu. Çünkü Süleyman Soylu için bir iddiası var. Diyor ki ben 20-30 yıldır bu şahsa yatırım yapıyorum. Eskiden beri beraberiz. Akrabalarını tanıyorum, babasını tanıyorum. Ta babasıyla başlayan bir birlikteliklerimiz var. Siyasette sıkıştığı noktalarda, kırıldığı noktalarda hep yanında olduk. Bir birlikteliklerimiz var, yardımcı oldum ben ona. Dolayısıyla ondan da beklentilerim var ve bir ilişkimiz var demeye getiriyor. Bunu da kendine göre işte çeşitli şeylerle, delillerle ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla siyasete bir darbede vurdu, vurmadı desek yalan olur. Ciddi şekilde sarstı siyaseti. Yani bence bir susurluk skandalı kadar ortalığı karıştırdı. Fakat sırf o değil siyasetteki şu andaki kırılmalar. Süleyman Soylu canibinden baktığınız zaman da ciddi bir sıkıntı var bence. Çünkü Süleyman Soylu, özellikle o Habertürk'teki beyanına birazcık baktım. Hukukun işlemediğini söylüyor mesela. Evet. Dolayısıyla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu'nun hedefindeki insan. Sonra emniyetin içinde sıkıntılar olduğunu da ifade etmek istiyor kendi ifadesiyle. Çünkü mesela İstanbul'da büyük dönem özellikle hakim olmadığını, özellikle emniyet müdürü Mustafa Çalışkanlara vesaire filan olduğu dönemlerde Berat Albayrak'ın emniyette hakim olduğunu söylemeye çalışıyor. Ve Sedat Peker'e vesaire filan korumalar verirken de ondan sonra işte çeşitli organizasyonlar olduğu, aldatıldığı, tahrik işte DHKPC tarafından işte veya başka taraflardan işte çeşitli kimselere şeyler tanınırken, korumalar verirken DHKPC tarafından saldırıların olabileceği gösterildiği, dolayısıyla emniyet içinde de bir sıkıntının olduğunu ve emniyetin içinde de bazı isimleri hedefe koyuyor. Yani Abdülhamit Gül'ü hedefe koyduğu gibi mesela Berat Albayrak'ı ve emniyetin içinde Mustafa Çalışkan denilen bir emniyet müdürü de, şu anda emniyet genel müdür yardımcısı zannediyorum, onu da hedefe koyuyor, enteresan bir şey. Sırf o değil, Süleyman Soylu eskiden siyasetin içinde olan bazı insanların, Mehmet Ağar gibi bazı insanların artık siyasetten uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla onları da hedefe koyuyor. Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar gibi. Sadece o değil, yine eskiden bürokrasinin içinde olup da sonra siyasetle etkili olan ve bazı olaylarda etkili olan insanları da işin içine katıyor. Mesela diyor ki eskiden bürokraside olanlar sonradan gelip siyaset yapmamalı, siyaseti siviller yapmalı diye bir ifadesi var. Dolayısıyla mesela şu anda bürokrasiden gelip işte Genelkurmay Başkanlığından gelip de sivil siyasete soyulan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi insanları, Korkut Eken gibi insanları da hedefe koyuyor. Sadece o değil, siyasetteki bazı insanların kirlendiğini de ifade ediyor kendi ifadesiyle. Bazı siyasetçilerin Sedat Peker'den işte ayda 10 bin dolar aldığını ve bazı organizasyonların içinde olduğunu işte. Dolayısıyla isim vermese de doğrudan Metin Külünk gibi bazı insanlara da hedefe koyuyor. Süleyman Soylu
Gene benden önceki İçişleri Bakanı derken Muammer Güler'in oğlunun evinden işte çıkan para sayma makinalarını vesaire filan işte deste deste paraları gündeme getirerek dolayısıyla eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve onları da hedefe koyuyor. Yine Davutoğlu'nun işte kendi döneminde bakanlarını bile dinlettiğini filan ifade ederek Davutoğlu'nu, bir nebze, Binali Yıldırım'ı filan da hedefe koyuyor. Dolayısıyla siyasette şu anda kokuşmuşluk sadece Sedat Peker'in işaret ettikleri değil, Süleyman Soylu'nun da işaret ettiklerini işe katarsanız ciddi bir kokuşmuşluğu ifade ediyor. Ve Sedat Peker de şunu söylüyor, diyor ki, kısaca ifade etmek istediğinden benim anladığım bu. Türk siyaseti temiz bir siyaset değildir. Türk siyaseti her dönem, her zaman ihtiyaç hissettiği miktarda maalesef mafyayla organize işleri yapar. Ve bu organize işlerde de birdenbire de artık şimdi onları bir kenara bırakıp kendini temize çıkaramaz. Bu birliktelik hale devam ediyor. Bize verdikleri sözler var, bize ödettikleri bedeller var. Bu ödettikleri bedeller ve verdikleri sözler için de şimdi de onlar da bizi taşımak mecburiyetindedirler demek istiyor. Dolayısıyla bizimle bu kadar iş yaptıktan sonra arkadaş sen elini kolunu sallayarak gidip benim evimde operasyon yapamazsın, benimle uğraşamazsın. Benim yurt dışına çıkışım da işte kısa bir müddet içindir, bir nefes almak içindir. Dolayısıyla ey Süleyman sen benim dönüş biletimsin. Evet, Nisan ayında dönüş biletim. Dönüş biletimsin. Doğru. Dolayısıyla kendini kenara çıkarıp da bu işlerde kendini ibra edemezsin, beraat ettiremezsin demek istiyor. Yani siyasetle maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ne şimdiye kadar olan mafya ilişkisini ortaya koyuyor. Sırf o değil, basından da bazı şahısları bu işe dahil ederek görüntülü konuşmaları ve aramalar, basının da bu işin içinde olduğunu, dolayısıyla onların da kontak personel, yani ara eleman vazifesi gördüğünü ifade ediyor. Onun için hakikaten Sedat Peker'in iddiaları ve onu takiben de Süleyman Soylu'nun iddialarını nazar aldığınız zaman çok ciddi iddialar var. Siyaset bu yükü kolay kolay taşıyamaz bence. Bir yıpranmışlık var. Neyi bekliyordu insanlar kaç gündür? İşte Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı hiç konuşmuyor. Bunda bir bit yemeği mi var falan diye. Zannediyorum bugün biraz konuşmuş, bazı evet, şeyler söylemiş herhalde. O noktada aslında onlara gelmeden önce ben yine merak ettiğim halde bir soru var. Ona da değinelim. En son Cumhurbaşkanı'na değinmek istiyorum. Ama özetle şu demin sorduğunuz soru için yani siyasetle mafya arasında bir sıkıntı mı var? Evet. Asimetrik bir çatışma mı var filan diye. Evet var. Ve bu sıkıntı bir müddet daha da devam edecek diye düşünüyorum. Bunun nerede duracağı da belli değil. Bu kapak açıldı. Daha da devam edecek diye düşünüyorum. Sadece Sedat Peker değil bence başka benzer örnek olaylar da ortaya çıkabilir. Peki hocam şimdi baktığımız zaman Sedat Peker yine şu açıklamalarda bulunmuştu. Demişti ki Kutlu Adalı'yı öldüren ve bizim yine Türkiye'de Uğur Mumcu'yu öldüren isim olarak Derin Devlet ve Mehmet Ağar'ı işaret etmişti, iddia göstermişti. Şimdi bu iddiasından sonra da Atilla Peker hemen elinden alındı ve soruşturmaya götürüldü. Dün itibariyle de serbest bırakıldı. Ama işte Atilla Peker şu ifadede bulundu. Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le evet biz Kıbrıs'a gittik dedi. Ve bu iddiasında da dilekçesinde de bir ismi geçirdi. Emekli Orgeneral Galip Mendi. O da bu açıklamayı doğruladı ve Korkut Eken ile Kıbrıs'a geldiler dedi. Şimdi bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Ülkemize bir tweet attığı için aylarca tutuklu kalan insanlar varken aydınlarımızı öldürenler hakkında en ufak bir soruşturma neden başlatılmadı, neden sessiz kalındı? Bu iki açıdan çok tehlikeli. Birincisi demek ki Türk hükümetleri rutinin dışına çıkıyor, hukukun dışına çıkıyor. Çok tehlikeli. Çünkü eğer hukukun dışına bir hükümet çıkıyorsa bunun nerede duracağı belli değil. Yani Korkut Eken istihbaratta önemli bir isim. Bir mafyadan tetikçiyle birlikte birisini öldürmek için bir yerlere gidiyorsa bunda Türk hükümetinin haberinin olmaması mümkün değil. O zamanki yetkililerin haberinin olmaması mümkün değil. Demek ki ciddi sıkıntılar var bu işin içinde. Benzeri olaylara imza atılmış. Sonra bu insan
ikinci noktası da şu, bu insan bunu yıllar sonra da olsa kendisi itiraf ediyorsa evet böyle bir şey için gittik. Orada da zikrettiği isim de evet geldiler bu iş için diye bunu ifade ediyorsa o zaman bu tescillenmiş oluyor yani. Deliller de sabit. Burada ciddi manada hukukun ayağa kalkması lazım. Hukukun devreye girmesi lazım. Yani Sedat Peker'in bu iddialarından sonra asıl feryat etmesi gereken, ayağa kalkması gereken hukuk mercileri, savcılar. Süleyman Soylu konuşmadan önce onların konuşması lazımdı. Bu işlemleri başlatması lazımdı. Derhal savcılar bu işi soruşturma noktasında harekete geçirip bu insanların ifadelerini alıp sadece Atilla Peker'in değil, onunla birlikte gittiği iddia edilen Korkut Eken'in, sadece Korkut Eken'in değil, bu olaylardan haberi olduğu iddia edilen Mehmet Ağar'ın, Mehmet Ağar'la birlikte bu olaylarda daha başka haberi olanlar kimlerdir onları, ondan sonra o dosyada herhangi bir işlem yapılmış mı şimdiye kadar Atilla Peker'i bırakmaların sebebi zannediyorum herhalde zaman aşımı sebebiyle falan bıraktılar ama o dosyada herhangi bir işlem yapılmış mı, zaman aşımını kesen başka sebepler var mı falan diye onlara da bakılması gerekirdi. Onlara da bakılmamış zannediyorum. Üstün körü bir işlem var ama anladığım kadarıyla işin garip taraflarından birincisi dediğim gibi devletin rutinin dışına çıkması. İkinci bir garip tarafı da bugün ortaya çıkan bu işlemlerin hakkıyla ve usulüne uygun takip edilmemesi. Dolayısıyla burada şu şüphe akla geliyor. Ya devlet sadece eskiden rutinin dışına çıkmıyordu. Hükümetler sadece eskiden rutinin dışına çıkmıyordu. Şu anda da hala bu işler ve bu insanlar himaye mi ediliyor diye bir soru akla geliyor ki demek ki o zaman bizim eski usulümüz bu devlet zamanında da hala devam ediyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın mafyayı hallettik, terör örgütlerinin de sonunu getirdik demesi tamamen havada kalan bir söz oluyor. Demek ki bu iş hala devam ediyor. Hocam bir diğer olayımız Sedat Peker dün Reşat Hacı Fazlıoğlu ile bir görüntülü konuşmasını yine video hesabından yayınladı. Ve bu noktada yine dediğimiz gibi Süleyman Soylu'ya seslendi. Sen benim dönüş biletimle Nisan ayında beni döndürecektin tarzında açıklamalarda bulundu. Biz 6 ay nöbet tuttuk illerde böyle bir şey nasıl yaptı hayret ettim açıklamalarında bulundu. Şimdi baktığımız zaman bu görüntülü konuşmadan sonra ve Sedat Peker Berat Albayrak aleyhine sızdırdığı bilgi ve belgelerin Soylu'nun isteğiyle yaptığını da söyledi. Süleyman Soylu paylaş paylaşma bu şekilde Süleyman Soylu'yla onun ithamıyla bunları yaptığını söyledi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP iç savaşı AKP'yi bitirecek mi? Şimdi bu iddialardan anlaşılan Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'la bir kavgası var. Evet. Bir. İkincisi bu kavgada Sedat Peker kullanılmış. İki. Üçüncüsü Sedat Peker bilerek ve isteyerek bu işte Süleyman Soylu'ya yardımcı olmuş. Dördüncüsü Sedat Peker, Süleyman Soylu ve çevresini tanıyor. Bu artık ortaya çıkan delillerle sabit. Özellikle demin ismini zikrettiğiniz Reşat Hacı Fazlıoğlu. Dolayısıyla onun iddialarıyla, onun kabulleriyle bu iş şey edilmiş oluyor. Böyle bir ilişki var aralarında. Daha da garibi demek ki Sedat Peker'in gidişinde de malumatlar, Nisan'da dönmesini Süleyman Soylu'yla bildiğine göre, konuştuklarına göre, böyle bir mutabakat aralarında olduğuna göre demek ki gidişinden de haberdar yani. Yoksa tabii. Bu kadar ilişki içinde olan bir insanla böyle bir iddia içinde bulunmaz. Bu AK Parti'yi bitirir mi? AK Parti bir kere kendi açıklamalarıyla küçük ortağı Süleyman Soylu'nun yanında durduğu için kendileri de AK Parti de anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı da bugün bir açıklamalarıyla Süleyman Soylu'nun yanında duruyor. Evet. Dolayısıyla artık hedefte bundan sonra bence sadece Süleyman Soylu yok. AK Parti ve Erdoğan var. Yani bu işi bilen AK Parti ve Erdoğan da işin içinde olduğu tarzında. Erdoğan eğer Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasaydı şunu söylerdi. Bu olaylar vasıtasıyla Süleyman Soylu'yu da yıprattı. Mehmet Ağar gibi isimleri yıprattı. Devre dışı bıraktı.
Ama Erdoğan Süleyman Soylu'nun arkasında durmasıyla bu demek ki AK Parti de bu işlere taraftar ve AK Parti de bu işin içinde. Zaten Sedat Peker'in işte yaptığı mitingler, o mitinglerindeki işte bir elin işaretiyle ülkücü işareti, bir elin işaretiyle Rabia işareti yapması ve o mitingleri uzun süre devam ettirmesi, o zaman da siyasetlerin ve hükümetten destek görmesi gösteriyor ki Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yla birlikteliği sadece Süleyman Soylu'nun şahsıyla ilgili bir birliktelik değil. Süleyman Soylu vasıtasıyla hükümetle bir birliktelik var. Onun için bence bu işler neticede sadece Süleyman Soylu değil AK Parti'yi de yıpratacak gibi gözüküyor. Erdoğan'ın da Süleyman Soylu'nun arkasında durması onu gösteriyor. Hocam az önce sizin de dediğiniz gibi Erdoğan bugün bazı açıklamalarda bulundu. Soylu'ya sahip çıktı. Bu kadar süre sessiz kalması aslında okları ona çevirmişti. Çünkü Sayın Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında özne ben değilim, Türkiye hedef gösteriliyor ve operasyona tabi tutuluyor demişti. Eğer ki özne Süleyman Soylu değilse ve hedef Türkiye ise bir ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar 8 bölümdür yayınlanan videolardan ve bu kadar konuşulan şeylerden sebep nasıl sessiz kaldı sorusu akıllara geliyor. Dün Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya sahip çıktı bildiğimiz üzere ve Sedat Peker'i de desteklemedi. Dünden sonra Erdoğan tabii ki Soylu'ya sahip çıktı. İttifak açısından mı, zedelenmesin araları diye mi tabii bilemiyoruz. Akşener'e de gözdağı verdi. Dua et Rize'de daha ileri gitmediler dedi. Bay Meral bu daha bir dedi, daha neler olacak neler, dur bakalım bunlar iyi günlerin diyerek hem saldırıyı desteklemesi hem tehdit etmesi büyük dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz olayların hükümetin başındaki insanlar tarafından desteklenmesi çirkin bir hadis. Daha önce Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının doğru dürüst değerlendirilmediği gibi. Demek ki hükümet bu tarz işlere maalesef taraftar. Süleyman Soylu'yu desteklemesi, bugün Meral Hanım'la ilgili böyle açıklamalar yapması, dur bakalım bunlar daha iyi günlerin, daha beterini göreceğim demesi, hükümetin zaten bu fiili hadiselerin içinde olduğunu gösteren bir şey. Diğer taraftan hükümetin küçük ortağı ve hükümet arasındaki ilişki şuna benziyor. Küçük teker nereden giderse büyük teker onu takip ediyor gibi, traktör gibi. Yani traktörün ön tekerini, arka tekerini takip etmesi gibi. Dolayısıyla Devlet Bahçeli bir konu hakkında nasıl tavır alıyorsa maalesef hükümetin büyük ortağı yani Cumhurbaşkanı da onu takip ederek aynı tavrı alıyor. Ben eminim %100 eğer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'yu desteklemeseydi Tayyip Erdoğan da Süleyman Soylu'nun arkasında durmazdı. Kaç gündür de beklemesinin sebebi buydu. Çünkü destekleyecekse zaten şimdiye kadar desteklerdi, bu kadar beklemesine gerek yoktu. Ama özellikle Meral Hanım'a yönelik bu tarz beyanlar, bir siyasetçinin daha doğrusu bir siyasetçiye yönelik bu beyanları Türkiye açısından çok büyük şanssızlık ve yanlış diye düşünüyorum. Hocam yine ayrı bir başlığımız daha var. Tüm bu olaylardan sonra birkaç milletvekili, CHP'li milletvekilleri de dahil olmak üzere biz hazırız, yolumuz açık olsun şeklinde tweetler atmaya başladılar. Bu bir erken seçim belirtisi mi derken bugün Erdoğan şu açıklamada da bulundu. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür dedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hükümetin bu olaylardan dolayı yıprandığı doğru. Hükümetin ekonomik problemler sebebiyle yıprandığı bir vaka, pandemi sebebiyle yıprandığı bir vaka, hukukun iyi yürümediği bir vaka, dış politikada başarılı olamadığı bir vaka. Dolayısıyla hükümet ciddi miktarda yıpranmış bir durumda. Ve bence şu anda bir seçim yapılsa iktidarını da kaybedecek noktaya geldi bütün bunlarla birlikte. Bu tabi muhalefete özellikle CHP'ye ve CHP yetkililerine, idarecilerine, taraftarlarına bir cesaret veriyor. Onlar erken seçimi istemek noktasında, seçimin daha doğrusu öne alınması noktasında, 2023 seçimin öne alınması noktasında istekli gözüküyorlar. Fakat Tayyip Erdoğan garanti etmediği bir seçime gitmeyeceği için şu anda da seçime girdiği halde, girdiği durumda bu şartlara göre kazanması değil, kaybetmesi muhtemel olduğu için ben 2023 seçimlerini öne alacağını zannetmiyorum. Olsa olsa sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığını riske sokmamak için
Çünkü iki defa seçildi, üçüncü defa aday olur olmaz tartışması var. Onu riske sokmamak için birkaç ay önceye alır diye düşünüyorum. Onun dışında muhtemelen seçimler vaktinde olacaktır diye bir kanaatim var. Tayyip Erdoğan bir riske girip de erken seçimi hadi buyurun diye imza atmaz. Meral Akşener'den yanıt gecikmemiş Erdoğan'ın verdiği bu tepki. İşte biz tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz açıklamasında bulunmuş. Parlamenter sistem hakkında siz ne diyorsunuz? Bence Türkiye'nin problemi parlamenter sistem veya başkanlık sistemi değil. Türkiye'nin problemi tam demokrasinin olmaması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğru dürüst uygulanmaması, yani yasama, yürütme ve yargının kendi vazifelerini ayrı ayrı yapamamasından kaynaklanan bir problem var. Dolayısıyla ister başkanlık sistemi deyin, ister parlamenter sistem deyin, ne derseniz deyin, Türkiye'nin ihtiyacı olan isimden ziyade muhtevası dolu dolu bir demokratik sistem. Onun da yolu kuvvetler ayrılığı sisteminin hangi sistem altında olursa olsun tam uygulandığı gerçek bir demokratik sistem. Onun için ister bu başkanlık sistemi ne olduğu belli olmayan, böyle bir başkanlık sistemi olmaz. İster bunu revize edin, doğru dürüst denge ve denetleme sistemine sahip olan bir başkanlık sistemini getirin. İsterseniz bunu kaldırın ortadan, sil baştan Türkiye'nin 300 yıldan beri hizmet verdiği, alıştığı, birikimin o yönde olduğu parlamenter sistemi getirin. Hangi sistemi getirirseniz getirin, tam bir kuvvetler ayrılığı olmadıkça Türkiye'nin derdine deva olmaz. Onun için benim ısrarım kuvvetler ayrılığının ve tam demokrasinin uygulandığı bir sistem. Şimdi tabii muhalif, muhalefet cephesinden cevaplar gecikmiyor. Yani Muharrem İnce aklını başına al diyor Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu ise Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki kendi de troll gibi konuşmaya başlamış. Doğru. Mafya ağzıyla bunlar daha iyi günler demiş. Geç bunları kardeşim, geç er meydanına gel, milletten korkulmaz. Doğru. Yani bu açıklamalar peşi sıra devam edecek gibi görünüyor. Ve Erdoğan gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor. Onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Son olarak şunu da sorayım. Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesini siz doğru buldunuz mu? Şimdi oradaki benzetme Tayyip Erdoğan da çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor, ihtiyarları öldürüyor tarzında bir benzetme değil. Oradaki benzetme siyasi açıdan bir benzetme bildiğim kadarıyla. Yani dış politikayı iç politikaya alet ediyor manasında bir benzetme. Onun için o benzetme haksız olarak başka yerlere çekildi. Yani ondan bir mağduriyet türetilmeye çalışıldı. Onun için Meral Hanım'ın benzetmesi doğru bakılırsa eğer yanlış bir benzetme değil. Yani katılıyorum ben o benzetmeye. Çünkü Netanyahu hükümeti kuramadı. Sırf hükümeti kurabilmek, çoğunluğu elde edebilmek için, diğer partileri ikna edebilmek için Gazze'ye yönelik, Filistin'e yönelik bu saldırıları yaptı. Ta ki biraz milletçi damarları tahrik edip onları yanında toplamak için. Aynı usulleri bazen dış politikaya, iç politikaya alet etme usullerini bizim hükümet de kullanıyor. Bunu inkar etmemek lazım. Dolayısıyla o benzetmenin maksadı ayrıydı ama sonra başka yere çekmedi. Ve sonra o benzetmeden sonra işte olan olaylar da gene sırf o benzetmenin yanlış anlaşılması sebebiyle çirkin bir noktaya gitti. Bunlar hep üzüldüğümüz noktalar. Türkiye'de siyaseti siyasetçiler bitirdi. Böyle olmaması lazım. Daha uslup olarak, daha halim sevim, daha düzenli, daha seviyeli, tarz olarak daha seviyeli, Türkiye'nin insanın gerçek dertlerini konuşan bir siyaset icra etmemiz lazım. Yoksa böyle horoz dövüşü tarzındaki bir siyaset doğru bir siyaset değil. Genel Başkanım, şimdi programımızın sonuna geldik. Gündemi değerlendirdik ama kapatmadan önce Merkez Parti Genel Başkanı olarak sizden son olarak söylemek istediklerinizi alalım, kapanış yapalım. Son olarak söylemek istediklerim şu, Türkiye'de gerek iktidar partisiyle gerekse muhalefetiyle siyaset iyi bir noktaya gitmiyor. Türkiye'nin idaresi iyi bir yönde gitmiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan, herkesin ihtiyacı olan, muhalefetin de iktidarın da hepimizin ihtiyacı olan şey
hukukun tam işlemesi. Eğer bir yerde hukuk tam işlemiyor ise o zaman orada en büyük mafya hükümet olur, devlet olur. Devleti mafyadan ayıran hukuka bağlılığıdır. Maalesef Türkiye'de hükümet şu anda hukuka bağlı olarak hareket etmiyor. Demin dediğiniz gibi öyle zamanlar oluyor ki birisi bir tweet attı diye o tweet atan bulunup tweet atması sebebiyle, o ifadesi sebebiyle, o sosyal medyada yazdığı sınırlı sayıdaki karakter sebebiyle tevkif edildiğini görüyoruz biz. Gazetecilerin içeride olduğunu görüyoruz biz. Bir bankaya para yatıran insanların, öğretmenlik yapan insanların mağduriyetlerini görüyoruz biz. Diğer taraftan da bu şekilde mafya ile iç içe olan olaylar ve işte gırtlağına kadar suça bulaşmış insanların elini kolunu sallayarak gezdiğini görüyoruz biz. Bu Türkiye'de hukukun yeterli ve doğru bir şekilde uygulanmadığını gösterir ki bizim asıl felaketimiz budur. Onun için siyaset de, hükümet de, muhalefet de, iktidar da herkesin hukuka ihtiyacı var. Hukuku işler hale getirmemiz lazım. Demokrasiyi işler hale getirmemiz lazım. Başka türlü çıkış noktamız yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür güzel ederim. Programımıza katıldığınız için, güzel değerlendirmeleriniz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Siyaset Kürsüsü'nden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.